Haldun Domaç ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Yine ikinci saat dilimimizde. Fenerbahçe'yi detaylı bir şekilde konuşacağız. Sevgili Ahmet Selim Kul da hazır. Ahmet öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Mustafa Göksu. Mehmet Özcan ve Haldun Domaç'a da sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederiz. Bu siyah tişörtlerin en yakıştığı da Ahmet Selim Kul. Ama her her bağlantıya çıkanı aynı cümleyi söylüyorsun. Yok. <laughs> <yani. Yani gülüyor> böyle söylüyorum. bir şey olmaz yani. Ahmet ayrı Emre geliyor, aynı şeyi söylüyorsun. Sergen geliyor, aynı şeyi söylüyorsun. Ona da söylüyorsun. söylemedim gerçekten. Bir Ahmet Selim'e çok yakışıyor. Peki. Tişörtlerimizi seviyoruz. <laughs> Zalay çok iyi çıktı. Yoksa en iyi transfer verdim Fenerbahçe'nin. Ahmet Selim Kul mu? Evet. evet. Yok, birçok kişiye göre, birçok meslektaşımıza göre geçtiğimiz sezonun en iyi muhabiri. Hani en iler Sıralanıveriyor. Onda koşu yok ben transfer ederdim yani. Şaşırtıcı yani. bir şekilde Ahmet Selim kolduymuş. <laughs> bak, du duyuyorsun Ahmet Selim bak, şaşırtıcı <laughs> bir şekildeymiş yani. Yo, gayet Olan başarılı. Olan akışı değilmiş. Gay gayet başarılı. Alan nazarlardan saklasın. Ee, peki sevgili Ahmet, tabii teknik direktör meselesi. Birinci e, soru işareti. E, kimi daha yakın görüyorsun? ya da aday sayısı hala fazla ve bu bunun üzerine mi düşünülüyor yoksa tek aday üzerinde yoğunlaşıldı ve orada pazarlıklar mı sürüyor bunu merak ediyoruz. Ee, planlama nasıl olacak bir taraftan. Diğer yandan e, Inter'in Altay'la ilgilendiği haberleri var. Başka taliplerin de olduğu söyleniyor. Tabi bir taraftan gelecek oyuncular bir taraftan gönderilecek oyuncular bir taraftan talibi olan oyuncular. Detayları hiç uzatmadan senden rica ederim. Mustafa Göksu, senin de aslında saydığın gibi yoğun bir gündem var yine Fenerbahçede. Tabii bu saydıkların dışında da gündemler var işte kongre konusu vesaire ama teknik direktör konusu o kadar ön plandaki diğer konular biraz geride kaldı diyebiliriz. E, açıkçası teknik direktör konusunda beni tatmin edecek bilgilere çok fazla ulaştığımı henüz söyleyemem. Yani burada e, Benitez, işte Fonseca, e, Marco Silva, Marco Silva e, Roger Schmidt gibi isimlerden e, gündemdeki isimler olduğundan bahsediyoruz. Ama e, bir isimle işte finale gelindi, son aşamaya gelindi noktasında bir bilgiye henüz ulaşamadık. Tabii böyle bir aşamaya henüz gelindi mi çok öyle de gözükmüyor ama hep şunu söylüyorum bizim için zor bir süreç takip etmesi zor bir süreç başkan bu süreci tek başına yürütüyor ve hani biriyle temasa geçmeden veya aracılar e, biriyle e, Fenerbahçe'nin kendisini düşünebileceğini yönelik bir ilgi belirtmeden açıkçası e, başkanın kafasındakilere ulaşmamız çok mümkün değil o yüzden hala açıkçası çok net çok sağlıklı bilgilere sahip değiliz beni test konusunda e, belki Biraz daha süreçten bahsedebiliriz yani beyin Bentes... E, ...ismini biraz erken duyurmuş olabiliriz, onu söyleyeyim çünkü Benitez'in Lig'den beklentisi var, orada da çok fazla takımın teknik direktör belirsizliği var, e, orada bir doğaçlama e, süreç yaşanacak. Onun ardından e, belki Fenerbahçe için dillendirmek daha doğru olabilirdi, bunu da söyleyeyim. E, ama e, ya bu haftada ben böyle çok net bir durumun ortaya çıkmasını beklemiyorum. E, bir yandan da biz ismi ve aday çerçevesini daraltmaya çalışıyoruz, ama dediğim gibi çok başarılı olduğumuz söylenemez. Umarım e, en hızlı şekilde bu konuyu bizde netleştirip izleyicilerimize sunarız ama şunu tekrar edelim. Fenerbahçe'de süreç devam ediyor ve en azından e, final aşamasına gelmiş bir durumdan bahsedemeyiz. Bu önümüzdeki haftaya kalacak gibi gözüküyor. Tabii ki biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. E, umarım en kısa sürede daha net bilgilere ulaşırız diyelim. Bunun dışında tabii transfer konusunda Altay'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Altay izleyen, takip eden gerçekten çok fazla kulüp var. Altay'ın boyu, refleksleri, yaşı vesaire çok cazip e, bir oyuncu Avrupa pazarında. İşte Inter ilgisinden bahsedik, bahset hani Inter ilgisi var. Bunun dışında da Farklı kulüplerin ilgisi var ama Fenerbahçe'nin Altay'la ilgili planı net olarak bu yıl satmak üzerine değil. Tabii ki beklentilerin çok üzerine bir teklif gelirse yani e, astronomik diyebileceğimiz boyutta Alta için bir teklif gelirse kulüp bunu değerlendirir. Sonuçta Fenerbahçe maddi açıdan problemleri olan bir kulüp ama e bu teklifler gelir mi? Tabi Euro 2020'de de muhtemelen Uğurcan birinci kaleci olacak. Hani pazarına orada ne kadar katkı sağlayabilir soru işareti. E, bu yüzden Fenerbahçe'nin planı ile ilk aşamada devam etmek. Orada kaleci kale konusunda yeniden bir arayışa girmek istemiyorlar ve Altay'ın da zaten acelesinin olmadığını düşünüyorlar transfer konusunda. E, bu şekilde ile ilgili farklı kulüplerin ilgisini de göreceğiz. Hangileri teklife dönüşecek? Hangileri Fenerbahçe'nin değerlendirme alabileceği seviyede tekliflere dönecek. Bu süreci de takip edeceğiz. Tabii bir de Vedat Muriç konusu var. Vedat Muriç ile ilgili şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe Vedat Muriç'i istiyor. Vedat Muriç de Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyor. Eşi de zaten çok istiyor Fenerbahçe'ye dönmeyi. Ee, onların da biraz hikayesi yarım kaldı gibi oldu buradaki hikayesi. Ama yani Lazio'da da teknik direktör belli değil. Yani ben ne konu anlatsam konu teknik direktöre bağlanıyor ve belirsizlik ortamı bizim e, net ifadeler kullanmamıza engel oluyor. Orada da teknik direktör belli olduktan sonra Vedat'la ilgili karar daha netleşecek. Ama şu bilgileri paylaşalım. Yani Lazio'nun e, kiralasa bile Lazio. Ya böyle çok ciddi kiralama bedeli ve belki zorunlu satın alma opsiyonuyla e, kiralama yoluna başvurabilir. Yani bunun dışında Lazio Vedat'ı gözden çıkarmış değil. Orada ilk litare var, sportif direktör. Kendisi de Arnavut, Vedat'ı da çok yakından tanıyor ki transfer sürecinde de izleyicilerimiz hatırlar. Onun etkisi çok büyük olmuştu. E, orada tabii ki verilecek karar önemli ama şu aşamada, şu anda bu transferin olmasına onay verir bir tavırda kesinlikle değiller. Burada Lazio'nun tavrı değişirse ama bu transferin gerçekleşme ihtimali önünde çok az engel kalmış oluyor. Çünkü tekrar edelim iki tarafta birbirini istiyor. Peki e, Haldun Domaç'ın bir sorusu var. Ahmet Selim e, yani az önce Altay'dan bahsettin. Altay'a e, talipler olduğu konusu gündeme geldi. Ben bazı dış basından gelen bazı haberler var. Onlarla ilgili de bir şeyler sormak isterim. Mesela Gustavo'nun... Corinthians'tan teklif aldığı konusu söz konusu. O say Samuel Glasgow Rangers gibi yani mesela işte Portekiz basını Rekord gazetesi Sporarı yazmış Fenerbahçe'ye bu konularda herhangi bir bilgin var mı diye sana sormak isterim. Şunu söyleyeyim Haldun abi Gustavo ve sadece Brezilya'dan. Konunçiyas değil, Brezilya'dan 2-3 kulübün ciddi ilgisi var. Ee, bunun dışında körfez ülkelerinden kulüplerin çok ciddi ilgisi var. Ee, Avrupa'dan da oyuncu, e, eski ligi Fransa liginden yine, yani Gustavo'nun pazarı hareketli. Ama burada Fenerbahçe'nin kararı net olmadığı için, yani Gustavo elden çıkarmayı düşünüyor Fenerbahçe, yüksek maliyetinden dolayı. Ama yeni teknik adam gelmeden bu konuda da çok fazla net adım atamıyorlar. Yani belki teknik adam benim için Gustavo olmazsa olmaz diyecek. Bu defa Fenerbahçe plan değişikliğine gitmek zorunda kalacak. Yani burada oluşan belirsizlikten dolayı Gustavo'yla Gustavo'ya ilgi gösteren kulüplerin yaptığı tekliflere de net cevaplar verilemiyor. Yani bunu söyleyelim Gustavo da ayrılmaya sıcak bakıyor hani o da e, gitmeye daha yakın tarafta şu anda ama dediğim gibi belki gelecek isme göre bu onun da fikri değişebilir. Ama Brezilya körfez ülkelerinden ciddi teklifler var. Avrupa'dan da takip eden kulüpler var. Gustavo açısından ve Fenerbahçe açısından hareketli bir süreç olacak. E, Tabi ben gelecek oyuncular konusunda şu anda durum şu Fenerbahçe o geniş mesela sporla ilgili böyle bir e, çerçeve çizeyim. Fenerbahçe e, menajerlerin oyundu önerdiği oyuncuları vesaire işte e, sözleşmesi biten oyuncularla ilgili belli noktaya gelecek girişimlerde yapıyorlar e, ama onun ötesine de gitmiyor açıkçası iş. Çünkü dediğim gibi teknik direktör konusu yine önemli burada ama e, özellikle sözleşmesi biten bonservisi elinde olan futbolcularla ilgili daha ciddi çalışmalar var. Ee, ama ne olursa olsun teknik direktörün belli olmaması burada da Fenerbahçe'ye bazı konulardaki avantajını yitirmesine sebep oluyor. Euro 2 teknik direktör konusunda son şunu da ekleyeyim konu konu açmışken. Euro 2020'nin de grup aşamasının önemli olacağını düşünüyorum Fenerbahçe açısından. Ee, orada erken elenen bazı e, milli takımlar olursa Fenerbahçe'nin hoca gündemine oradan isimler de eklenebilir. Bu tarz e, bir gündemden de bahsedebiliriz. Ahmet Selim, Benitez birinci sırada mı? Ben çok fazla sıralama yapmak istemiyorum. Dediğim gibi sevgili Mustafa Göksu, Benitez'i bence biraz erken dillendirdik. Çünkü Benitez'in bekleme öncelikleri farklı gibi gözüküyor şu anda. O yüzden Benitez'den biraz daha sonra böyle detaylıca bahsetsek iyi olur. Böyle bir sıralama yapmak çok doğru değil. Çünkü hocaların durumu üzerinden ilerleyen bir yol haritası var gibi gözüküyor. Peki Ho evet eklemek istediğim bir şey varsa hocaların işte. durumu derken ya yani maddi koşullar işte hocaların önceliği vesaire hani bu tarz durumdan bahsediyorum. Peki Ahmet Selim çok teşekkür ederim katkılarından dolayı yayınımıza. Fenerbahçe ile ilgili yeni sıcak gelişmeler olduğu zaman yine Ahmet Selim Kul'dan rica